Şimdi bu var olan sisteme yaklaşık 140-150 yıla dayanan kanunu esas eden 1876'dan gelen sistemle uğraşmak istiyorsunuz. Amaç nedir? Şimdi ben çok düşündüm bu konuda. Biliyorsunuz günlerce Anayasa Komisyonu'nda da beraberdik. Acaba FETÖ'nün sizi kandırdığı gibi başka bir hep söylediğiniz üst akılda sizi kandırıyor mu? Daha 15 Temmuz'un yaralarını saramadık. Bu gazi mecliste beraberce bombalandık. Daha bu sorunlar çözülmeden yeni başka ve büyük derin krizlere yol açacak olan bu anayasa değişikliğini niçin getiriyorsunuz? Şimdi her bir maddesi üzerine konuşulabilir. Ama bence bu kanun metni, bu anayasa metni kesinlikle bir siyasi metindir. Hukuki bir metin değildir. Meclisin kabul ettiği bir yasa olacak diyelim ki herkes burada milletvekili. Ama resmi gazete çıkarma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'nda. İstemezse çıkarmaz. O zaman burada bulunmanızın bir anlamı var mı sizce? HSYK'da FETÖ'cüler temizlendi diyorsunuz. Peki şimdi niçin değiştiriyorsunuz HSYK'yı? Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri. Bir tane AKP'den, bir tane MHP'den milletvekiliyle bir metin oluşturuyorsunuz. Bunu da milletin önüne bir anayasa uzlaşma metni olarak veriyorsunuz. Sizce bu kabul edilebilir mi? Milletvekillerinin okumadığı bir metne imza attığı da söylenirken. Peki biz şuna çok inanıyoruz. Buradan geçmeyeceğini de düşünüyoruz ama geçse bile halkımızın size gerekli cevabı vereceğine çok inanıyoruz. Her konuda toplum mühendisliğiyle, insan mühendisliğiyle halkımızdan çeşitli konularda oylar almış olabilirsiniz. Ama bizim vatandaşımız asla köleliğe evet demeyecektir. Diktatör rejimine asla evet demeyecektir. Tek adam rejimine asla evet demeyecektir. Madem her şeyi halka götüreceğiz, niçin Boğaziçi Köprüsü'nde yaptığınız %48 zammı halka niçin sormadınız? Ya da Osman Gazi'deki anlaşma metnini niçin referandumla yapmadınız? Hukukun üstünlüğü konusunda 113 ülke arasında 99. Tanzanya, Zambiya gibi ülkelerin gerisindeyiz. Biz niçin burada hiç bilimi, fenli, teknolojiyi konuşamıyoruz? Niçin çocuklarımızın geleceği için ne yapabiliriz'i hiç konuşmuyoruz? O halde muhalifleri susturdunuz. Euro 3.84, dolarla ilgili mani uyduran Sayın Başbakanımız herhalde euro ile ilgili de bir mani uyduracaktır. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu bir çağrı olsun size. Bir yurtsever, bir anne, bir kadın milletvekilinden size açık bir çağrı. Lütfen vatandaşımızı dinleyin. Lütfen açlıkla terbiye etmeye çalıştığınız vatandaşımızı dinleyin. Sendikaları, meslek odalarını dinleyin. Kadınları, çocukları dinleyin. İstikrardan bahsediyorsunuz. Türkiye'de fuhuş %790, çocuk istismarı %434 artmış. Biz hiçbir zaman için ne diktatörlükten ne darbeden yana olmadık, olmayacağız. Bizim söylediğimiz şey çok açık ve net. Biz diyoruz ki ne darbe ne dikta. Tam bağımsız Türkiye. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.